Konyaspor YouTube kanalının quiz programının konuğu kaptanımız İbrahim Seyiç. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, çok sağ ol. Öncelikle bir 5 haftalık lig değerlendirmesi alacağız. I think we are working very good. The guys are very focused and everybody is focused to make again a good result against Hatay. We need to win that game to stay on top of the league. So I hope we learn from the mistakes from last year. And the home games are very important and we need to focus very good on that game. Gol yememek nasıl bir duygu? Nasıl olduğunu bilemezsin dostum. Of course it's very good feeling for goalkeeper to then don't get goals, but I told before it's an effort from all of the team and everybody's helping so much. We have a really good group of guys who take their responsibility serious at the moment. They are doing very well and I hope they're going to do it in the next games also. Kaptan, şimdi sana bazı sorular soracağız, yönelteceğiz ve bunların doğru cevabını senden isteyeceğiz. Tamam. Eğer hazırsan başlayalım. Hazırım. Geçen sezon sadece tek maç kaçırdın. O maçı hatırlıyor musun? Giresunspor. Geçen sene gol yemeden tamamladığın maç sayısını hatırlıyor musun kaptan? Geçen sene 12 tane. Evet. Harika gidiyorsun. Geçen sezon iyi bir kurtarış yüzden vardı. Onu hatırlıyor musun? İpucu verebilirim. 2 hours later. 72 73 mü? 73 bravo. 73 evet. 73 73. Konyaspor formasıyla çıktığın ilk maç. Dur, düşünüyorum şu anda. Gece biri gibi. Bravo, doğru şu an. I like Konya a lot. It's a very quiet and a green city. So for my family life, and I'm a easy guy outside of football. So for my family here, we are enjoying it. We have our daily program and also what I will never forget. My baby is born in Konya, so Konya will be always a special place for me for sure. Ben de onu soracaktım. Esma Konya'da dünyaya geldi. Yes, my baby is born here and me and my wife we decided to born the baby in Turkey because we really love Turkey. 5. sorumuzla devam ediyoruz. Geçen sezon en farklı galibiyeti hangi deplasmanda aldık? En farklı. Hatay Spor, Karagümrük, Göztepe. Sus, meşgul etme, düşünüyorum. Ne kadar sürer? Belli olmaz. Karagümrük. 4-1. Skor, evet. Onu soracağım. 4-1 doğru. Türkiye kariyerinde tek kırmızı kartı hangi maçta gördün? Hatırlıyor musun? Kırmızı kart Erzurum'da gördüm. Evet. Evet. Hani maç? Ben ipucu vereyim. Altay, İstanbulspor, Keçiören Gücü. Keçiören Gücü. Doğru. Keçiören Gücü, evet. Evde. Keçiören Gücü. İki sarı. Ülkenin milli takım formasını başarıyla terletiyorsun. Kaç kez milli oldu? 44 maç oynadım. 45. Şöyle. Tam dur, karar bilmiyorum. 40, 42, 40. Şöyle. 41 kere maşallah. 41. O zaman 41. Türkiye kariyerinde ilk 11, başladığın ilk maç. Sivas deplasmanı. Mersin'de. Beşiktaş olabilir mi? Beşiktaş adı Sivas, bilmiyorum. İlk maç Fenerbahçe oynadım ama girdim ikinci yarı. Sonra deplasman oynadım bence de. Sivas'ta, sonra Beşiktaş evde. Evet, Beşiktaş. 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 O kadar maça çıktın ki unuttun tabii. Evet, unuttum. Çok zaman 10 yıl oldu. Son sorumuz. Süper Lig tarihinde en uzun gol yememe rekoru sence kaçtır kaptan? 11, 12, 13. 13 olabilir mi? Yine doğru kabul edelim. 12'ydi. 12'ydi. Tamam. 12'ydi. Biz inşallah kırarız bu rekoru diyelim. İnşallah ya. Zor, çok zor ama inşallah. En önemli Konyaspor Ligi. Takımın sence en yakışıklısı kim? The most handsome guy. I'm gonna say some of the young guys, they need some
they need some push a little bit. I would say Dennis our little goalkeeper. Oğulcan, kaptan söylemiştim. İyi ya. Maybe Bekri. Belki 10 yıl önce şimdi yaşlı mı? Takımın en çok yemek yiyeni kim kaptan? Şimdi yeni oyuncu geldi. Uçeva tabii ki. Ve daha Amir inanılmaz. Konrad Mihalak çok yemek yiyor diyorlar. Doğru mu? Evet ama Amir ve Uçeva. Takımın en çalışkanı kim? En çalışkan. Gerçekten bu sene çok var. Amir çok çalışıyor, Muhammed Emre çok çalışıyor. Takımın en şık... Çok evet, ne güzel. Gayet tamam. Anlaşılıyor yani. Tamam. Takımın en şık giyimi. O ne? It's like... Who dressed the best? Yeah, who dressed the best. There is a lot of them who dress good. We have a little bit different style. Andri is dressing good, yes. Takımla en çok vakit geçirdiğin arkadaşın? Amir hariç. Amir hariç. Tabii ki Amir yani. Biz çok zaman tanıyoruz. Beraber aynı takım Bosna'da oynadık. Amir'in de... Yani herkes... Şöyle Kalvo ve Gülerme. Takımın kaptanı olmak nasıl bir duygu? To be captain of this group in Konyaspor, it's a really a pleasure. And I was telling this also last week that I enjoy... I'm very proud of to be captain of this club and this kind of group. Really, the guys are amazing. The club is amazing, working very well, and we achieved good things last year. And I hope we're gonna make it even better this year. Taraftar hakkında neler söyler? Her zaman, her yerde bize destek veriyorlar. En son Giresun'a kadar geldiler, sağ olsunlar, bizi desteklediler. Yes. Ne söylersin? Yes, it was really amazing to see them even in Giresun. Such a long road, and there were so many of them, and they support us. And the best feeling was to celebrate with them in the end, and give something back to them. The best way to say thank you to them is to get the victory and celebrate together with them. I know we played the home games in Eskişehir, and even in Eskişehir, the stadium was always almost full last week against Fenerbahçe. So they're doing really an incredible job. I can't wait to play again in our stadium, in the full stadium, on the new pitch. Kaptan, teşekkür ediyoruz. Eyvallah, görüşürüz.